6 Mart 1981'de Mariana Bachmayer, o zamanlar Batı Almanya olarak bilinen yerde kalabalık bir adliye binasında ateş açtı. Hedefi kızını öldürmekten yargılanan 35 yaşındaki bir seks suçlusuydu. Adam 6 kurşun yedikten sonra öldü. Hemen Bachmayer bir figür haline geldi. Almanya kamuoyu tarafından yakından takip edilen müteakip duruşması şu soruyu sordu. Öldürülen çocuğunun intikamını alma çabası haklı mıydı? 40 yıl sonra dava hala hatırlanıyor. Alman haber kuruluşu NDR olayı, Alman savaş sonrası tarihindeki en muhteşem kanunsuz adalet örneği olarak nitelendirdi. Marianne Bachmayer'in kızı Anna Bachmayer soğukkanlılıkla öldürülmüştü. Bachmayer'in davası kamuoyunu ikiye böldü. Almanya'nın intikam annesi olarak vaftiz edilmeden önce Marianne Bachmayer, 1970'lerde o zamanlar Batı Almanya'nın bir şehri olan Lübeck'te bir bar işleten bekar bir anneydi. Üçüncü çocuğu olan Anna ile yaşıyordu. İki büyük çocuğu evlatlık verilmişti. Anna, mutlu, açık fikirli bir çocuk olarak tanımlandı. Ancak 5 Mayıs 1980'de ölü bulunduğunda bir trajedi yaşandı. NDR'ye göre 7 yaşındaki çocuk o kader gününde annesiyle tartıştıktan sonra okulunu asmış ve bir şekilde kendini 35 yaşındaki komşusu sabıka kaydı olan Klaus Grabowski adında yerel bir kasabın elinde bulmuştu. Müfettişler daha sonra Grabowski'nin Anna'yı saatlerce evinde tuttuğunu öğrendiler. Ona cinsel saldırıda bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Daha sonra çocuğun cesedini bir karton kutuya koydu ve yakındaki bir kanalın kıyısına bıraktı. Grabowski, nişanlısının polise haber vermesinin ardından aynı akşam tutuklandı. Grabowski cinayeti itiraf etti. Ancak çocuğu istismar ettiğini reddetti. Grabowski bunun yerine garip ve rahatsız edici bir hikaye anlattı. Katil, küçük kızı kendisine şantaj yapmaya çalıştıktan sonra boğduğunu iddia etti. Ve eğer para vermezse kendisini taciz ettiğini annesine söylemekle tehdit etmişti. Mariana Bachmayer bu hikayeye çok sinirlenmişti. Ve bir yıl sonra Grabowski cinayetten yargılanmaya başladığında intikamını aldı. Almanya'nın intikam annesi Grabowski'yi 6 kez vurdu. Klaus Grabowski, nişanlısının polise haber vermesinin ardından anne cinayetini itiraf etti. Grabowski'nin davası muhtemelen Bachmayer için bir gönül yarasıydı. Grabowski'nin avukatları yıllar önce gönüllü olarak kadın edildikten sonra aldığı hormon tedavisinin neden olduğu hormonal dengesizlikten hareket ettiğini iddia ettiler. Yani her şeyi hormon tedavisine bağladılar. O zamanlar Almanya'daki seks suçluları tekrar suç işlemeyi önlemek için sık sık kadem ediliyorlardı. Ancak Grabowski için durum böyle değildi. Lübeck Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmanın 3. gününde Mariana Bachmayer çantasından 22 kalibrelik bir Beretta tabancasını çıkardı ve 8 kez tetiğe bastı. 6 kurşun Grabowski'ye isabet etti ve Grabowski mahkeme salonunda öldü. Görgü tanıkları Bachmayer'in Grabowski'yi vurduktan sonra suçlayıcı açıklamalar yaptığını iddia etti. Grabowski'yi sırtından vurduktan sonra Bachmayer'le konuşan yargıç Günter Kroger'e göre Yaslani'nin "onu öldürmek istemediğim" dediği duyulmuştu. Öte yandan Bachmayer'in Grabowski'yi öldürdükten sonra "umarım ölmüştür" dediği de iddia edildi. "Kızım öldürdü. Yüzünden vurmak istedim ama sırtından vurdum. Umarım ölmüştür." İki polis memuru da Bachmayer'in Grabowski'yi vurduktan sonra domuz dediğini duyduğunu iddia etmişlerdi. Kurbanın annesi kısa zaman sonra kendini cinayetten yargılanırken buldu. Duruşma sırasında Bachmayer Grabowski'yi bir rüyada vurduğunu ve mahkeme salonunda kızının görüntülerini gördüğünü iddia etti. Onu muayene eden bir doktor Bachmayer'dan bir el yazısı örneği istediğinde yanıt olarak "bunu senin için yaptım Anna" yazdığını söyledi. Marianne Bachmayer bu yazıyı 7 tane kalple süslemişti. Belki de bu kalpler Anna'nın hayatının her yılı için bir tanedir. Bachmayer daha sonra Grabowski'nin Anna'nın kendisine şantaj yapmaya çalıştığına dair iddialarına atıfta bulunarak bir açıklama yapacağını tahmin etti. "Şimdi yani benim çocuğumla alakalı başka bir yalan geliyor" diye düşündü. O anda kendimi bunu yaparken buldum.
onun cümlesi tüm ülkeyi ikiye bölmüştü. Mariana Bachmayer şimdi kendini bir halk girdabının ortasında bulmuştu. Duruşması tarihi bir olay olduğu için uluslararası ilgi görmüştü. Haftalık Alman dergisi Stern, dava hakkında bir dizi makale yayınladı ve Bachmayer'in hayata çok zor bir başlangıç yapan, çalışan, bekar bir anne olarak hayatını zorlukla idame ettirdiğini anlattı. Bachmayer, duruşma sırasındaki masraflarını karşılayabilmek için hikayesini dergiye yaklaşık 158 bin dolara sattı. Dergi okuyucularından büyük tepki aldı. Mariana Bachmayer sadece çocuğunun ölümünün intikamını almaya çalışan perişan bir anne miydi? Yoksa uyanıklığı onu soğukkanlı bir katil mi yapmıştı? Birçoğu onun amaçlarına sempati duyduğunu ifade etti. Ancak yine de eylemlerini kınadı. Tetiği çekmenin kasıtlı olup olmadığı ve cinayet mi yoksa adam öldürme mi olduğu konusunda yasal bir tartışma vardı. Farklı kararlar farklı cezalar getirdi. Yıllar sonra davayla alakalı bir belgeselde yer alan bir arkadaş, Bachmayer'in vurulmadan önce barının mahzeninde silahla atış talimi yaptığına tanık olduğunu iddia etti. Mahkeme sonunda Bachmayer'i kasten adam öldürmekten suçlu buldu ve 83'te 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Alışbah Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre Almanların %28'i 6 yıllık cezasını eylemleri için uygun bir ceza olarak gördü. %27'si cezayı çok ağır, %25'i ise çok hafif buldu. Haziran 1985'te Mariana Bachmayer cezasının sadece yarısını çektikten sonra serbest bırakıldı. Evlendi ve Nijerya'ya taşındı. Eşinden boşandıktan sonra Bachmayer pankreas kanseri teşhisi konana kadar Sicilya'da kaldı ve ardından Almanya'ya döndü. Çok az zamanı kalan Bachmayer, NDR muhabiri Lukas Maria Böhmer'den son haftalarını canlı olarak çekmesini istedi. 17 Eylül 1996'da 46 yaşında öldü. Kızı Anna'nın yanına gömüldü.